Merhaba arkadaşlar. Burası Aydın Didim Akyeni Köy Yeşiltepe. Bu evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL. Bu evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL. 700 metrekare bir arsa içine tek başına yapılmış full eşyalı olarak satılıktır. Ancak sizden özür dilerim bu evin içini çekemeyeceğim. Çünkü bu evin sahibi yabancı. Evim özelim diyor görmek isteyen randevu alsın gelsin öyle görsün diyor. Ben internete koyamam diyor evimin içini. Dolayısıyla ben de dün buraya bir yolum düştü çektim size böylelikle arz ediyorum. Sevgili arkadaşlar yani ben zaman zaman ev paylaşıyorum. Zaman zaman derken her gün paylaşıyorum. Fiyatlar birçok arkadaşımızın, takipçilerimizin haklı olarak fiyatlara sistemleri var. Bunu ben de anlıyorum ama maalesef uygun fiyatlı evler yok. Paranın değerine aşinasınız. Yani Türkiye Didim'den, Kuşadası'ndan, Bodrum'dan ibaret değil. Yatırım için birçok alternatif olabilir. Ama şu anda bu sektör çok canlı. Kim aldıysa zarar edeni asla görmedim. Asla görmedim. Bu evlere ekspertiz yapabilirsiniz. Hesap kitabınızı yapabilirsiniz. Kimse, kimse zorla malını satmıyor. Biz de böyle aracı size satıyoruz. Etüt edin, ölçün, biçin size hitap ediyorsa alırsınız şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben bu bölgede Kuşadası, Bodrum, Didim'de geziyorum. Cidden kontrolsüz bir inşaat yapılaşması var. Yani dünyanın en pahalı aracı bizim ülkemizde. Dünyada en pahalı araç bizim ülkemizde bakıyorsun hep lüks araçlar şunlar bunlar insanlar demek kazanıyor. Ama kontrolsüz bir harcama da var gibi haddim değil. Bazen mandalina bahçelerine bakıyorsun hemen inşaat yapılıyor. Bazen bakıyorsun bir orman içine evler yapıldı. Buna sizler de aşinasınız. Üstüme vazife değil ama gördüğümü sizinle paylaşıyorum. Ben doğru bilseydim belki başka yerde olurdum ama bunları görüyorum. Doğrusunu mu yapıyorlar ama siz de bilesiniz diye. Yani o mandalina bahçeleri, o ormalar mormalar vallahi hepsi inşaat olmuş. Birçok insan da böyle iyi paralar kazanıyor bu sektörde. Durum bu arkadaşlar. Takdir sizin hesap kitabınızı yaparsınız böyle yol alabiliriz. Şimdi evimizin bu arka tarafı evet çelik kapımızın arka tarafı güzel yapılmış. Üstte bir tane balkon daha var. Ön tarafta havuz, teras vardı. Panjurları çok güzel. Önde büyük bir havuz var. Bu önünde bir daha teras var. Full eşyalı 4 artı 1'dir. Muhtemelen 10 yaşındadır arkadaşlar. 10 yaşında bir ev. Bu da ön tarafı. Bu da ön tarafıdır. Kimsenin felekten haberi yok. Yani bu sektör öyle cazip hale geldi. İnsanlar para kazanıyor. Umarım vergilerini de iyi veriyorlardır. Değerli arkadaşlar. Takdir sizin. Ben de sunuyorum. Lütfen kızmayın. İçini niye çekmedin? Madem öyle bunu niye attın? Yani bu YouTube'dur. Dileyen insan dilediği görseli atabilir. Ben de hem işim gereği hem sizi bilgilendireyim. Atıyorum arkadaşlar. İlgilenirseniz bir yere not edersiniz. Numaram yazılı. Bir gün buralarda böyle bir eğiliminiz olursa, böyle bir kararınız varsa bu da pergülemiz gelirsiniz. Ben size yardımcı olurum arkadaşlar. Daha önce Paylaşmıştım burada geçen yıl arsalar işte 350-400 şu anda 600'den aşağı arsa yok. Yani eğer görürseniz de çukur yerlerde falandır. Yani 1 milyona kadar arsalar çıktı. Hani buralarda 3, bin TL ev yapıp satmaya çalışanlar da var. Fakat işte 2,5 milyon 3 milyonluk evler çok var rağbet görüyor ve satılıyor. Gelirseniz de görürsünüz burada... Eskiden çok ev vardı ama şu anda gitseniz doğru dürüst ev kalmadı. Alanlar aldı. Biraz geç olmuştu görseli belki iyice yansıtmamışım size. Evet önünde iki tane palmiye ağacımız var. Ev arsası 700 metrekare dediğim gibi Didim'e 12-13 kilometre uzaklıkta Akbuk'e Akbük Denizi'ne 6 kilometre yakınlıkta. Burada iki tane market var. Market derken köy bakalı gibi bir tane de günlük yemek yapan yer var. Aracınız yoksa burada ulaşımı zordur. Aranızı yerden geçecek bir araç olması lazım. Bunu da özetledim. Saygılarımla iyi günler.